geliyor şimdi. Tütsüsüz, tütsüsüz yapar mıyım kardeşim? Tütsüsüz çıkmam. Hele bir başlayalım. Hiç olmazsa bir iki kişi yok. Ondan sonra kayda geçeriz. Öyle değil mi Ali Tolga yine keskin kardeşim? Hey, hey. Yakalım bakalım tütsümüzü, geçelim dalgamızı. Allah, elim mi titriyor lan? Hasan Ünsalcım da gelmiş. Tamam, iki kişi var. Gerisi böyle gelmese bile sonradan bizi ne yapar? Kayıttan izler değil mi kardeşlerim? Banttan izlerler ya. Allah Allah. Bir dakika. Na 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 na. Şimdi müziği kısarız. Evet dostlarım, güzel bir perşembe olsun. Güzel bir perşembe olsun. Yarın da cuma, gönlünüz neşeyle dolsun. Yani neşe saçan ışıklı cisminiz bayağıdır sizin kafanızı yormuyordu. Yani zamanınızı almıyordum, artık hakkım var dedim. Yeter dedim, posteri bastım yani. Bana çok iyi geliyor gerçekten dostlarım. Yani Metin Tapmaz kardeşim de, o Ali Kükrek kardeşim selam olsun. Şimdi ne karşılamalar başlıyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz Mehmet Bey, hoş geldiniz Aslı Hanım. Oh, aklımda güzel bir şeyler var dostlarım. Bu arada neden 8.30'dan biraz daha önce aldım? Bak aslında şu an 23 geçiyor 8'i. Neden öyle yaptım? Ben prosedürlere uymayı seven asker kişilikli bir adamım ama bu sefer neden öyle yaptım? Çünkü Mucize Doktor yeni bölüm başladı ama henüz özetlerde. Sanırım saat 21.10 gibi yeni bölüme tam geçiş yaparmışız. Ben o yüzden böyle eteklerim tutuştu. O anlamda canlı yayını bile yani izlediğim Türk dizisine göre ayarlayan değişik bir ruh bilinciyim kardeşim, bir konuşmacıyım. Oo, Afrail Gök, dışarıdaydım tam bu saatte. Nasıl yani dışarıda? Ya Afrail'cim boşver. Kendisi akıl fazlası olan tacizci reji kardeşimizdir biliyorsunuz. Hayırlısıyla yarın onunla bir hayalet operasyonla daha şık, güçlü bir PC'yi devreye sokarak bundan sonra canlı yayınlarımızı inşallah kanalımızdan yapacağız. Tabii onun tacizlerine uğrayacağım. Araya göbek havası sokacak. Tam ben böyle almış mikrofonu elime, ilerlerken, derinlere doğru dalarken adam yayının içine sıçacak. Onun da planı bu. Ben zaten onu ondan diyorum ki, Afrail'cim tamam sen oradan bana Teamweaver'la falan yaptır yayını, istediğin gibi ben başla dersin başlarım. Ama dedim kendim de yapabilmeyi bileyim. Hani belki sen olmayacaksın bir gün, yapmak isteyeceğim, nasıl yapacağım dedim. Aslında bu tabii Türkçe meali şu oluyor bunun. Hani sen bazen yokken veya ben sana hiç haber vermeden kendim açayım canlı yayınımı demek oluyor. Yediğini sanmıyorum çünkü akıl fazlası var. O her türlü ihtimali, senaryoyu görmüştür. Hani bakalım bunu canlı yayına çakalım. Mucize Doktor şu an özeti veriyor, özeti. Konuşup bir an önce siyah olup gideceğiz buradan kardeşim. Nasıl ama? Sizin için seçtim. Bunlar free YouTube'dan indirilmiş şarkılar. Bunu kanalımıza bile alsak telif gelmez. Hop! Bir de böyle oluyor değil mi? Neşemiz olsun da müzikler telifli olsun. Koy götüne Rahman gitsin ya. Ha bu arada bir şey soracağım. Az önce mutfakta rastladım da. Bunyon. Ha, tavuk suyu. Yer misin? Pastil gibi emer misin? Allah ya. Tam deli modunda da değildim ama. Böyle gelince böyle oluyor. Neslihan, Barış, Şimşek, sevgiler. Bakayım. Aa, ismi telaffuz edilmesini istemeyenler olabilir. Neyse.
hatırlamaktan bahsetmek istiyorum dostlarım. Intro'yu biraz yavşak style'a yaptık ama olsun. O bizim yani zihnimizi açıyor. Kafa açmak lazım başta. Ondan sonra çünkü derinlere dalacağımızı biliyorsunuz. Unutmamak, hatırlamak. Bunu bir düşüneyim dedim. Kafamda bu canlı yayınımızın konusu. Hani dişe dokunur, elle tutulur bir şey olsun istedim. Unutmamak, bir şeyleri hatırlamak ne kadar önemli değil mi? Bu arada tarihi gördünüz mü? Baksana abi, hala bakıyorum tarihe. Halbuki tarih kaç? 20.02.2020. Ama buradan bakıyorum hala. 5 dakika önceki aklıma kendimin bile güveni yok. Kusura bakmayın, ben de öyle. Sıçramalı psikoloji. Spontane. Biz yapalım. Sonra yarın izleyenlere de ayrıca teşekkürlerimizi sunarım. Yani hatırlamak, unutmamak ne kadar önemli ya. Bu ilham ilk şöyle geldi aklıma dostlarım. Hani ölmüşlerimizin arkasından bir şeyler deriz ya. Yani ben affedersiniz ölmüş dediklerinize dünyaların yani kısacası ben biliyorsunuz ben Pleiades'ten Seven Sister System'dan ben yani Ömer Dalman Arıza Adam olduğum için dünyalılar diyorum size. Ölmüşlerimizin dedikleri bana göre gerçek hayata, yeni hayatlarına geçmişlerimizin arkasından onları hatırlamanın çok önemli olduğunu ve bundan güç alan bir insan olduğumu biliyorum. Yani sürekli düşünürüm babaannemin bu hayattan göç edişi, o kaç yıl oldu? Yılı bile hesaplamıyorum, akrabalarıma da sormuyorum. Sadece şu an halam benim 94 yaşında, düşün o yaşıyor. Gündüzleri, akşamları kitap okuyor, dizi izliyor falan. Gayet güzel konuşuyor. Duymasında da öyle büyük bir kayıp falan yok. Hanımefendi bir şekilde aynen eski dik duruşuyla. Tabii ki evin içinde bile artık o ikili tutunduğu bastonla yürümesine rağmen gayet sağlıklı bir ruh olarak yaşıyor. Ama düşün ona mı sorayım ya babaannem ne zaman öldü lan belki yarın bu kadın da ölecek. 94 yaşındaki akrabaya da halaya da sorulur mu? Ya senin annen ne zaman öldü lan? Sorduğun insan 94 yaşında onun için soramıyorum. Yani babama da sormuyorum çünkü babamla annem de işte 82 ila 84 arasında seyreder haldeler. Ama şunu diyeceğim. Hatırlamak unutmamak benim için en büyük farkındalık belirtilerinden biri. En büyük şuur belirtilerinden biri dostlarım. Gerçekten ya unuttun gitti. Ha verdin toprağa ağladın. Taktın siyah güneş gözlüğünü. Hüngür hüngür ağlaya ağlaya ya da ağlayamıyorsan da en azından gizlesin diye taktın o gözlükleri. Ha yolladın toprağa verdin. 3 gün sonra biliyorsun ki herkes ne diyor? Ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir usulü. Öyle bir şey devam ediyor hayata. Yani dünyanın bu kalleşliğinden zaten nefret ediyorum. Çünkü daha sonra bunların adı bile anılmamaya başlıyor. Ben anneannem Zehra Duransoy'u hala rüyalarımda bile görüp konuştuğum oluyor. Yani onların gitmiş olması, onların bilincinin, ruhlarının hiçbir yerde yani burada hiçbir yerde olmaması anlamına gelmiyor benim için. Veya bizle hiç irtibatları olmadığı anlamına gelmiyor. Ben onları andığım an onların varlığındaki o sıcaklığı yine buraya çektiğime inanıyorum ve bu böyledir. Ne diyor Ramta bilgilerde? Ve de öyledir. Aynen. Buna inanıyorum. Yani inanıyorum ve yaşıyorum. Babaannem ona keza bana feza size uzay. Bu işaret çok seviyorum. Size uzay. Uzayı deldik yağmur yağıyor. Şey yani babaannemi de çok güzel anılarımla her zaman anarım. Onunla yaptığım zeki farkındalıklı sohbetleri. Aynen düşünürüm. Bazen içimden tekrar o diyalogları, o replikleri tekrar ederim. Anneannem hele benim üzerimde çok büyük bir eli olan bir insandır. Çok sert 36 yıl ilkokul öğretiminde yani öğretmen olarak okullarda Türkiye'nin çeşitli yörelerinde yerlerinde hizmet vermiş muhteşem zeki bir insandır. İnsandır diyorum. Ha, şu an insan mı? Şu an yani merkez birleşik varlık halinde ışık beden olabilir kanımca öyle. Yani ben hatırlamanın önemini vurgulamak için önce buradan gitmiş olanları size anlatmak istedim. Abi bazıları da yaşarken ölüyor. Ama gömülmeyi unutmuş oluyorlar. Aynen Hasan kardeşim. Allah razı olsun katılımından dolayı. Barış Atagün. Selam. Vay kardeşim. Hop çaktık. Ben biliyorsun fazla böyle buradan şey edemiyorum.
Şimdi bir konu anlatacağım ya. Aldım mikrofonu elime, bazen chatleri unutuyorum. Kusura bakmayın. Olsun, beni de böyle kabul edin. Seçkin gönül kardeşim. Selamlar. Hop, senin için biraz müziği açayım. Şekil olsun. Neşemiz bol olsun diyorum ya. Gerisini koyun götür, rahman gitsin be. Sevmiyorum dünya sistemini zaten. Dünya sistem, I don't like living in earth mi, on earth mi, öyle bir şey yani. Dünya sistem, fuck the system ya, ama hatırlamak değil mi? Yani güzel anılarımızı hatırlayabilmeliyiz. Bir insan yaşadığı, şöyle arkasına baktığında yaşadığı, asla unutamayacağı güzel şeyler vardır. Moral patlaması yaşadığı anlar vardır. Bunları yine aynen sanki o zamana gidiyor gibi bilinç olarak hatırlayıp oradan o şevki, o enerjiyi, hatta bolluk ve bereketi çekebilmelidir şimdisine. Çünkü biliyorsunuz aslında zaman diye bir şey yok. Burada bir dünya zamanına tabi şekilde illüzyon alemi etkisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla zamansızlığa geldiğimizde, yani tam olarak şimdi de sıfırda buluştuğumuzda, anılardan böyle somut şeyleri imajinasyon gücümüzle tekrar duygu ve enerji olarak çekip onlardan nasiplenmek mümkün. Dolayısıyla tamam, geçmişte yaşadıklarımızın hakkını vermek, tekrar anmak veya buradan gitmişlerimizin hakkını vermek açısından da bu güzel bir vicdan göstergesidir. Yani bu bir hak teslimi gibi bir şeydir, ama bunların hepsinden sürekli ustalıkla çalışarak fayda almak da bence çok önemli ve elverişli bir durumdur diyorum. Onun için hatırlamak önemli, unutmamak önemli. Mesela yaptığımız bombok hataları da unutmamak önemli. Çünkü niye? Onlar da önümüzde bize ders olarak faydalı olan unsurları oluşturuyorlar. Yani düşünsene, boka batmışsın, yanlış bir işe girmişsin, yanlış bir işe yatırım yapmışsın. Oradan milyonları batırmışsın veya binlerce liranı batırmışsın. Bu yani kolaysa bunu unutsana. İşin içinde para olunca tabii insan ne yapıyor? Yani maddeye başını gömmüş gafil ne yapıyor tabii? Para kaybı olduğunda asla o zamanı ve o anıyı unutmaz. Çünkü yani vampirlik yapmasına, devam etmesine sebep olacak bir maddi kayıp var ortada. O onun için en önemlisi. Çünkü sadece kendini yaşayan bir beden olarak gören zihinlerle kuşatılmış, %95'i, hatta 90'ı hadi diyelim insanoğlunun, öyle olan bir topluluk içinde yaşıyoruz. Ha, ben ve benim gibiler tabii ki öyle değiller. Onun için onlara onlar diyorum. Biz biziz kardeşim. Kendinizi öyle görmediğiniz, maneviyata da önem verdiğiniz her noktada biz birlik bilincinde biziz, sonsuzuz. Onun için buradan koyun gafillere tenekeden gitsin. Oh! Yani onlar öyle işte maddi kayıpları unutmazlar, ama yaşadıkları çok güzel, kısa veya uzun birçok dostluğu, anıyı, değerli anları unuturlar. Çünkü niye? Maddi kazancın neyi kesiliyor? Bağlantısı kesiliyor. İşte dolayısıyla tabii ki yine de yaptığımız büyük hatalardan ders alacak şekilde onları hatırlamak, unutmamak önem arz ediyor bana göre. Ben bence derim. Her konuşmamın altında bence diye yazarım yani. Bir dakika, şunu da bir bunyon eşliğinde yakalım. Bunyon yer misin? Pardon, bu filtre. Bak al. Vallahi demin buldum mutfakta ya. Bak, özel getirmedim lan. Bak, tavuk suyu bunyon yer misin? Bunu pastil gibi emer misin? Dur şuradan bir bakalım. Abi o kadar kiloyu nasıl verdin ha Eraycığım? Ya bak, bunu tabii şimdi ilk yayına katılanlar hep bunu soruyorlar şaşkınlık içinde. 25 kilo verdim. Yüzüm böyle güzel oldu. Eski iskeletor kıvamına geldi. Vücut ona keza bana feza, ama biraz bu ara Eraycığım baktım şöyle, belki bilmiyorum stresten gaz mı yaptı ne, biraz böyle bir göbek böyle bir hafif yuvarlanır gibi oldu. Vallahi bak, kendimi uyarmaya başladım. Çünkü bir hafta öncesine kadar mekiklerime devam ediyordum. Bir haftadır yarım mekik yapmıyorum. Onun mu etkisinden şımardı, göbek gaza mı geldi biri bilmiyorum yani. O kadar kiloyu verdikten sonra tekrar 3-5 kilo almak adama tükürdüğünü yalamak gibi gösterir. Yani öyle bir şeye de girmek istemiyorum. Özlem May. Selam Özlemcim. Selam. İzmir'den selam Özlem. Sen hala İstanbul'da mısın bilmiyorum. İzmir'deysen görüşürsek sevinirim.
Harbi ben çilelerden verdim kiloları. Yani bazı dönemler vardır bilirsin. İnsanlar çok çile yaşar. Her şey tersine gider. İşte para olsun, iş olsun, geri dönüşler olsun, mutluluk olsun, duygusal hayatın olsun. Tam boka sardığım anda ben de abi iştah suspus oldu. İştah bende sıfırlandı. İştah sıfırlanınca yani ne bulursan ufak ufak yiyorsun böyle. Acıkmayı bile hiç yani umursamıyorsun. Devam ediyorsun. Basıyorsun Nescafe'yi. Sütlü Nescafe, o da mideyi yarmasın diye. Mide çeperlerini yardı mı bu sefer, bir de mideyle uğraşmak tabii. Hani kötü zamanda bir de hastalıkla uğraşmak olmaz, zor olur diye. İçtim Nescafe'yi, çaktım Adıyaman'ı. İçtim Nescafe'yi, çaktım Adıyaman'ı Eraycığım. Ondan sonra bir bakmışım. Ya 1,5-2 yılda 25 kilo gidivermiş. Yani o dönemin yaşadığım en güzel şeyi, hani kısa günün kârı diyeceğim tek olumlu tarafı, kilolarımdan kurtulmam ve tekrar fit it halime gelmemdi. Yani o şekilde zayıfladım ama Eraycığım tabii zayıflama yöntemleri gayet çok. Yani her yerde mis gibi diyetler var. Artık isteyen niyet ettiği zaman çok güzel zayıflayabiliyor. Ben yememekten, içmemekten zayıfladım. Vay, kurtulamadın Özlem ha. Olsun Özlemcim ya, sen de İstanbul'da kal. Ben kütüğün olduğu yere, geçmişe dönüş yaptım. Arkadaşlarla, erkek arkadaşlarla burada aramızda Özlemcim, buna şey diyoruz. Cennete dönüş, çağ. Cennete dönüş, vallaha. Şimdi biz de burada unutmamaktan, hatırlamaktan bahsediyoruz. Benim tabii unutmadığım çok şey var. Çünkü neden? Gerçekten hafıza konusunda bir vaka ve vukuatım ben. Yani birçok rüyamdaki olayımı bile unutmuyorum. Yani ilkokul, ortaokul aşamasında gördüğüm bazı rüyaları hala unutmuyorum. Her sabah kalktığımda genelde mutlaka yani 3-5 rüya sahnemi hatırlıyorum. Oradaki duyguları aynen istediğim an yine yaşayabiliyorum. Yani benim unutma gibi bir problemim Allah'a şükür yok. Allah izin verdikçe de kadavra haline gelene kadar da herhalde hayatımın güzel sahnelerini, çirkin sahnelerini ve derslerini unutacağımı sanmıyorum. Yani inşallah biz de yani şuursuz olan, gafil olan moruklar gibi fosile bağlamayız. Buradan hepimiz adına inanın bunu diliyorum. Çünkü hep söylüyorlar, yani büyüklerimiz hep söylüyorlar. Ah, 3 günlük ömür gibi geçti vallahi çocuklar. Hayatınızı güzel yaşayın. Hayatınızın değerini verin. Her türlü şeyi yaşayın diyenler var ya, onlar da sanki bir bok yaşamışlar. Gafiller arasında şöyledir. Yaşlanan herkes kendini filozof zannediyor. Lan ben 1988 yılında meditasyonlu hayatımla içe dönüşlerime başladım. O ara zaten kendi keşiflerimi makaleler şeklinde böyle yazıya döküyordum, ilerliyordum. Kardeşim, yani ben kimseye akıl vermek için veya konuşma yapmak için fosile bağlamayı, dünya işlerinden elimi eteğimi çekmeyi beklemedim ki. Onun için böyle yapanları da sevmiyorum kardeşim. Bana ne? Yani 92 yaşındaysan sen benim için öğretmen misin, filozof musun? Alakası yok ya. Yani akıl ne yaştadır ne başta kardeşim. Akıl kaçtadır diyorum, anlatamıyorum. Akıl kaçtadır. Yani ben bu tarz gafil fosil büyüklerimize aslında ruhani olarak savaş açmış bir insanım. Bunu da acımadan söylüyorum. Evet, yani kibar davranırım, asla kırmam ama yani arkamı döndüğümde kendi içimden de götümle gülerim kardeşim. Yaşlanan herkes kendini hoca zannediyor. Ben sizin hocalığınızı yerim ya. Hem sonsuz varlık olduğumuz Kur'an'da bile söylenirken bunun yaşla ilgili bir şey olup olmadığı gayet net orada ifade edilirken, şimdi ben çürüdüm böyle bir deri bir kemik bir tane fosil oldum diyelim. Ne olacak? Ben o zaman ulvi kişi mi olacağım? Yok lan. Ben yıllardır kendi ulviyetine ilan etmiş bir manalar imparatoruyum kardeşim. Buradan yak. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Oo, aa. Bak, oo, aa. Özlemcim, evet. Evlendin, onu hatırlıyorum. Boşandığını bilmiyordum. Ne yapalım, hayat işte. Yani ben de işte 26 yıldan sonra ben de hayatımı değiştirdim. İkinci yarıya geçtik. Hayırlısıyla Zuhal'cimle beraber. O da şimdi içeride. Onunla da var ya, aklında ne örümcekler dolaşıyordur. Valla unutup da kapıyı güm diye açıp girmesin diye kapıyı burada kapattım kardeşim. Hem kapıyı kapattım hem ben yayına giriyorum dedim. Daha birçok hatırlatma yapmayı düşündüm ama yapmadım.
Bir de not kağıdı yazsam mıydım diye kapıya tabela gibi düşünüyorum ama artık hatırlar herhalde lan. Alper Kaynak, aleykümselam kardeşim. Takılıyoruz işte, ne yapalım, Mucize Doktor'un yeni bölümü başlayana kadar burada dedim. Hem sohbetliyim, daha sonra kanalımızdan artık devam edeceğiz. Daha enteresan, daha uçar kaçar, uçarı kaçarı, daha yani hafif yavşak style'a sunumlarım olacak kendi kanalımda. Tabii burada şimdi eş dost var, akraba var, yandan yanaşan var, yandan çakan var. Yani arkalı önlü gömen var. Burada bak o kadar yani saldırganlaşmıyorum farkındaysan Alper'cim. Unutmak, unutmamak, hatırlamak. Bu konuyu elden bırakmadan başladım. Bununla kapatacağım kardeşim. Daha kapamıyorum ya, rahat olun. Benim unutmadıklarım arasında dediğim gibi rüyalar. Hakikaten rüyaya mesela giriyorum, bir rüya görüyorum. O rüyada o an yaşadığım ortamın geçen haftası var. Onu da rüyada hatırlayarak rüyaya devam ediyorum. Ya şu kahveye gene gidemedim diyorum mesela, şu kafeye. O kafeyi arıyorum, neredeydi yani. Rüyada kendi geçmişi olan ortamlar yaşıyorum. E sen şimdi bu adamın yaşadığı iyi kötü olayları, girdiği diyalogları, iyisiyle kötüsüyle unutmasını bekler misin? Unutmuyorum tabii. E, unutmamak farkındalıktır bence gerçekten. Yani benim Allah'a şükür bir şeyleri unutmamam için su boku çözmeme gerek olmadığını düşünüyorum. Veya bazı işte yaşlılarımızın yaptığı gibi kare kutu bulmaca mıydı o? Hiç yıllardır elime almadım o kare bulmaca mı, kutu bulmaca veya su boku çözmem gerektiğine inanmıyorum. E, gerekirse de çözeriz canım yani. Ya biz de bize Voltron değiliz yani. Demir adam değilim, Iron Man değilim. Kendimi övmüyorum. Ben sadece kendi durumumu söylüyorum. Kendimde olanı anlatıyorum dostlarım. Şöyle diyelim. Unutmamak dediğimizde benim unutmadığım bir de arıza adam tiplememle, daha doğrusu bir üst benlik gibi saldırgan bir şekilde ortaya çıkmamla çektiğim bazı eski inanılmaz rezil videoları unutmuyorum kardeşim. Abi kim tuvalette yerlenirken büyük abdestini icra ederken video çeker ya. Ben öyle yapıyordum. Bunları unutmuyorum. Gerçekten unutmuyorum. Otoboka sürekli laf söylediğim o muhalif saldırgan tavırlı garip garip videolarımı asla unutmuyorum. Çünkü yani bir konuşmacının odaklanma alanı, odak alanı siyaset olursa birçok izleyici de onu izlemez diye düşünmeye başladım bir süre sonra. Biraz camı açacağım dostlarım. Bir süre sonra öyle düşünmeye başlamıştım ama o dalgayı asla unutamıyorum. Gerçekten yani berbattı çünkü. Abi sadece hani böyle Atatürkçü tavırla konuşanlar vardır ya, diğer bütün kitleye sövenler. Benim de o hallerim vardı. O halimden nefret ediyorum ve bunu ibretle anlıyorum, hatırlıyorum. Mesela unutmadığım şeylerden biri bu. Mucize Doktor başlayıncaya kadar burada söz verdi. Yayını kapatmaz, kapatmam. Alper'cim ben normal mimarım ya. 91 mezun, 9 Eylül mimarlık mezunuyum İzmir. Normal mimarım. İç mimari dersimiz de vardı. Daha sonra iç mimari de aslında daha çok ustalaştım, uzmanlaştım. Ürün tasarımları olsun, işte sandalye, masa, koltuk, yabancı koltukların Turkish versiyonunu tekrar böyle bir kopyalama, oradan yaptırma, her şeye girmiştik. Yani benim artık daha detaylı bir anlayışım var. Yani designer olarak kendimi anlatabilirim sana Alper'cim. Yani iç dekorasyon, mimar ama tasarımcı. Hani öyle deniyor bir de. Tasarımcı mimar deniyor. Sanki normal mimar yazınca tasarımcı olmuyor. Önüne koyanı sanki desinatör gibi çiziyor, anlayacak insanlar ama. Maalesef bizim ülkede bir şeylerin göze böyle sokulabilmesi için ek sıfatlar oraya eklemen gerekiyor. Onun için ben tasarımcı bir mimarım. Uzman iç mimarım diyebilirim sana kısacası. Güzel soruydu. Teşekkür ederim. Çünkü tabii ki nereden yıllardır ekmek yediğimizi uzmanlaştığımız meslek alanımızda dile getirmek lazım ara sıra. Teşekkür ederim Alper'cim. Başka unutmama, unutma dediğimde, ha bak, unutmama dediğimde aklıma bir de ilkokulda ve ortaokulda yediğim dayaklar geliyor. Abi bizim neslimiz çok dayak yiyerek disiplin olmuş bir nesil. Onun için toplum içinde veya bir büyüğümle falan konuşurken, hatta yani benden 30 yaş küçüğümle, kankimle bile konuşurken benim terbiyemin hep aynı çizgide olduğunu görürsünüz. Kardeşim öyle bir terbiye almışız ki yani bunu, yani ilkokulda, ortaokulda yediğim dayaklar diyorum. Şu an annemden yediğim,
Havada terliklerin uçuşu, dayakları bunun dışında bırakıyorum. Yani bir de o da bonusu. Biz yani fazladan asker gibi terbiye gördük kardeşim. Valla ellerin dayak yemesi gibi yetiştirildim ben kardeşim. Pişman mıyım? Değilim. Şimdi benim kızdan duyuyorum. O şimdi lise 2'de İzmir'de okuyor. Ya kardeşim, bir tane öğretmen hariç, Almanca öğretmeni hariç, diğer bütün öğretmenlerin dersleri uğultu ve gürültü altında geçiyormuş ya. Ya böyle şey mi olur dedim. Yani kıza sordum. Ya nasıl ya dedim. Biz çıt çıkaramazdık ya. Ya hoca gelirdi kulağımıza abanırdı. Bu taraf böyle kıpkırmızı olurdu dedim ona. Ya da bağırırdı hoca sinir krizi geçirirdi. Herkes susardı dedim. Yok öyle olmuyormuş artık. Hala öyle mi hakikaten ya gerçekten? Hala diyorum bak artık durum bu mu yani? Ne oluyor artık ya? Öğrenciler mi bassın kardeşim? Üstelik bu Anadolu Lisesi devlet okulu. Hani parasını verdim, istediğim gibi okurum deme lüksü de yok bu öğrencilerin ama bunlar da demek öğrenciler. Acayip ayarsız bunlar baskın çıkmışlar öğretmenlere karşı ya. Öğretmenlere ağız açtırmıyorlarmış, göt kaçırtmıyorlarmış artık ya. Ben anlamadım ha bu durumu. Dubai interior designer. Yeah. I am an interior designer man. Emre Celentano. Bay Bahir abim. Selam olsun. Alper haklısın ya. Öyle yani. No telif. No telif. No telif. Telif'in İngilizcesi neydi ya? No copyright Bir de neyi unutmadım? Hatırlamak bugün konumuz kardeşim. Dur Hasan bir şey demiş. Yahu biz naylon çorap fetiş videolarını izledik. Nasıl unutalım? Tabii. Tabii benim ilk anda unutmadığım videolar dediğimde aklıma tabii helada çektiğim o yellenmeli videolar geliyor. Hatta yellenme olmadığında eğer suni şekilde pantolonla klozete oturuyorsa o zaman şey yapıyordum. Sonradan böyle yapıp efekt veriyordum. Osurma sesi olsun diye bak. Yapıyordum. Arkadan onu da ekliyordum. Ama biliyor musunuz böyle arlanmazlığın verdiği müthiş bir rahatlama var ve karşında izleyen de önce şaşırıyor ama aslında farkında olmadan rahatlıyor. Bunu her zaman biliyordum. Kendim rahatladığım için benim gibi insanlar da vardır diye çekiyordum öyle şeyleri. Hakikaten de vardı ama bir yerden sonra yakışmıyor. E şimdi kızım lise 2'de oradan buradan arkadaşları söyleyecek. Aa senin bu tuvalette yellenirken videolar çeken, sıçarken videolar çeken adam babam mı diyecekler. Al ondan sonra ihaleyi. Adamı var ya yerin dibine sokarlar. Ondan sonra ben bu işleri bıraktım. Ama bir de evet naylon fetiş videoları da vardı. Kafama hatırlıyorum şöyle naylonu böyle geçirip konuşmaya çalıştığım videolar vardı. Allah'ım ya. Aynen. Onları da unutmadım. Bir de yaptığım enayilikleri asla unutmadım. Çok enayiliklerim vardı benim. Mesela bir şey çiziyorsun. En baştan parayı doğru dürüst konuşmuyorsun. Ya bu çok eskilerden ya. İlle bu profesyonel anlamda iş hayatına dahil olduğum zamanlardan bahsetmiyorum. Abi bir şey çiziyorsun. Adamdan bir 3-5 talep etmen lazım. Hatta bunu çizimi vermeden önce talep etmen lazım. Ben kibarlığımdan, tabii asker gibi büyütüldüm ya. Kibarlığımdan en baştan çekiniyordum. Sanki işi bana veren kral, ben kulum gibi. Bahsetmiyordum. Ondan sonraki Murdu'ya gidiyordu kardeşim. İki sayfa çizimi veriyorsun. Öyle küsüyorsun hayatta. Niye? Kendine zararın dokunuyor bir de üstelik. Ya onun için hakkını almayı da unutmamak lazım diyorum. Hakkını almayı unutmamak lazım. Şimdi böyle deyince aklıma yeni trend olan yaşam koçlarının verdiği hizmetlerin karşılığını talep ettiklerinde sonradan bazı gruplarda veya işte çevrede bu iş için para talep edilirse bu işin ulviliği kalmaz diyen zavallılar görüyorum. Öyle şey olur mu kardeşim? Mesela insan biyoenerji uzmanı veya theta healing uzmanı bir derdine çözüm bulan veya medyumik yapısı olan bir insan. Kardeşim sen ona gidiyorsun, onun vaktini alıyorsun, ondan seansını alıyorsun. Ha, ondan sonra ulvi konular, bunlardan para beklenirse o ulviyet ve o özellik yavaş yavaş kaybolmaya başlar diye de arkasından laf çeviriyorsun. Bunları çok gördüm. Benim çünkü böyle dostum çok. Zaten eşim de öyle insanlardan biri. Yani ne biçim bir profesyonellik dışı anlayıştır bu ya? İşte ben küçükken daha gençken zaten kendi mesleğim açısından da öyleydim. Abi fiyatı doğru dürüst konuş. Hatta öyle bir konuş ki çıtayı üstte tut. Belki ufak ufak zaten indirecek poşetler. Öyledir. Şimdi mesela bu ruhani veya yaşam koçluğu hizmeti veren
dostlarımız kesinlikle fiyatlarını, karşılıklarını en baştan belirtip bunu talep etsinler kardeşim. Allah Allah. Aynen böyle düşünüyorum. Ulviliği mi kalmış ya? Artık kabul edilmiş. Dünyada bu işleri, üniversiteleri var ya. Dünyada bu işler resmi ya. Faturalı lan. Artık bizde de faturalı zaten. Konfederasyon onaylı yaşam koşulları var. Yani buradan da Access Bars cemaatine selam olsun. Access Bars çevremize selam olsun. NLP çevresine selam olsun. Teta Healing'çilere selam olsun. Biyoenerji uzmanlarımıza selam olsun. Evet. Alper'in dediği gibi bir de VIP nargile vardı. Artık ben gerçi bir yıl oldu nargile içmeli. Belki 2 yıl oldu. Sırf yani içmiş olmak için bir de 6 yıldır planladığım nargile sunumunu böyle uzun uzun konuşmalı sunumumu hala çekmediğim için İzmir'de, Bornova'da veya Karşıyaka'da bir tane nargileciye gidip orada nargile sunumu yapmayı düşünüyorum Alper'cim. Ama asla bu bir VIP nargile salonu olmayacaktır. Nargilenin VIP'i mi olur be? Arabistan'da mı yaşıyorsunuz kardeşim? Altın kaplama varraklı tarraklı nargileyle mi içeceğiz? Onun marpuçtu. Marpuç muydu o? Bir de böyle simi mi vardı onun? Siksi ha siksi siksi. Yani altın siksili, altın kordonlu marpuçtan mı nargile içmemiz gerekiyor? Havamız yerinde olsun diye. Giderim üzerimde püh, giderim üzerimde 2000 liralık takımla en berbat nargileyi de böyle pompalarım kardeşim paf küf. Ama dostlarım unutmayalım. Gerçekten unutmayalım. Farkındalığın en önemli şeylerinden biri hafızanızı geliştirmek. Ben öyle düşünüyorum. Bunda zaten kendi aracı olacağım kolaylaştırıcılık içeren eğitimlerde deli getirmeyi düşünüyorum sık sık. Gerçekten unutmamak, hafızayı çalıştırmak. Çünkü farkındalık ya, ya şeytan detayda gizlidir diye bir cümle yok mu? Bir slogan yok mu? Al işte. Yani şeytanı çıkar oradan kardeşim. Farkındalık detayda gizli. Abi hakikaten farkındalık çok önemli, unutmamak çok önemli. Yani düşünsene doktor oluyorsun, kaç bin tane satır okuyorsun, onları ezberliyorsun. O kadar da yani ıkınmana, kasmana gerek yok. Unutma işte ya, bir şeyleri hatırla, anlarını otur arada düşün. Sevdiğin insanları düşün, kavgaya tutuştuklarını düşün. Onlardan çıkarttığın ibretleri, dersleri düşün, hatırla. Hatırlamadın mı aynı ders karşına bir daha gelir. Bu arada unutma diyorsam hani kinini, nefretini, kızgınlığını unutma, üzgünlüğünü unutma, onları sıkı sıkı an asla demek istemiyorum. Bu tarz şeyler saplantı yaratan, bilinç altında kara delikler yaratan şeylerdir. Bunları sık sık temizleme adına unutmanız da gerekiyor. Yani kabul edip onları seçmeyip onları evrene salmanız gerekiyor. Bu anlamda kendiniz yapamıyorsanız bile gerçekten bir uzmana gidin. Yakında bana da gelebilirsiniz. Ben de size onları böyle kafanızdaki 32 noktadan böyle şey ederek böyle kas gibi tutarak ben de size onları temizlerim. Yani onlar işin kolay tarafı ama içinizde niyet olsun. Yani unutmak istediğiniz şeyleri tabii ki üstüne yani asla sakın üstüne yani kara toprağa çekip de öyle bırakıp gitmeyin. Kitli kalmasın. Onları özgür bırakacak şekilde unutmayın veya bırakın yani anladın mı? Hani sizi sevmiyorsa bırakın, özgür olun. Onu özgür bırakın. Yine de onu sevin arkasından hesabı yani. Öyle yapın. İşte böyle. O anlamda hani hem unut hem unutma artık. Ne bileyim ben de işte ikisini de söylüyorum. Anladınız siz ya. Hadi. Şimdi içeriden bir sesler geliyor. Ben burada kıllanmaya başladım. Ses yükseliyor. Reklam mı girdi araya? Ne oldu? Mucize Doktor'un yeni bölümü mü başlıyor? Daha kahveyi bitireceğiz. Şurada 2 lokma kendi kendimize nefes alacağız. Sonra içerideki ev halkına dahil olacağız. Öyle kardeş. Soyut bilinç. Asosyal olmak böyle bazen evde bile insanı gerçekten etkiliyor. Haydi bakalım. Umarım güzel bir perşembe sohbeti olmuştur. Benim için çok iyi oldu. İçimdekileri böyle kanallardan aktarır gibi, böyle hortumdan suyu verir gibi. Çok hoşuma gidiyor. Hani sizleri yıkadığımı düşünün. Işık saçan ya da neşe saçan ışıklı cisminiz olarak. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Son sigarayı sizin arkanızdan size çakıyorum kardeşim. Hadi videoyu bitiriyoruz. Herkesi öpüyorum. Yarın cuma neşeyle doluyor insan.